Autodesk Inventor parametrik bir modelleyicidir. Bu alıştırmamızda parametrik modellemenin temelleri nedir ona bakacağız. Bunun için kullanacağım dosyayı açıyorum. Bu dosyanın yapısına biraz bakalım. Bu bir parça dosyası. Dikkat ederseniz parça ikonumu burada görüyorum. Şu anda bu çizimde bir eskiz önceden tanımlanmış durumda. Eskiz ikonu da burada yer almaktadır. Dolayısıyla parça modelleme ortamında browser penceresinde nelerin görüntüleneceğini görmeye başlıyoruz. Parametrik tasarımdan kastımız, Autodesk Inventor'da oluşturduğunuz nesnelerin parametreler ile ifade edilmesi ve verilen parametre değişikliklerinin modele yansımasıdır. Autodesk Inventor'da parça modelleme iki boyutlu eskizlerle başlar. Öncelikle iki boyutlu bir eskiz çizilir. Eskizin çizildiği ortam eskiz modelleme ortamıdır. Daha sonra bu eskiz ölçü sınırlamaları ya da geometrik sınırlamalarla istenilen biçime getirilebilir. Bu bir zorunluluk değildir. Çünkü Autodesk Inventor parçanın yapısını browser penceresinde tutar ve istediğiniz an parçanın yapısını oluşturan eskizlere ya da unsurlara geri dönüp düzenleme işlemi yapabilirsiniz. Eskizin tanımlanmasından sonra model bölümüne geçilir ve model bölümünde bu eskizi kullanarak katı modelleme yapmaya başlarsınız. Model bölümünde katı modeli oluşturan değişik komutlar ve bunların düzenlenmesi için de yine başka komutlar yer almaktadır. Elbette katı modelleme özelliklerini daha detaylı ilgili başlıklarda göreceğiz ama genel olarak parametrik parça tasarımı ve bunun mantığına bakarsak eğer iki boyutlu bir eskiz çizdik. Daha sonra örneğin extrude komutunu kullanarak bu iki boyutlu eskizimizi katı model durumuna getirebiliriz. Şimdilik extrude diyalog kutusundaki özelliklere çok dikkat etmeyin. Çünkü bunu daha sonra daha detaylı göreceğiz. Ekstrüzyon için bir derinlik tanımlanır. Örneğin 25 milimetrelik bir derinlik tanımlıyoruz. Dikkat ederseniz ön görünüm 25 milimetreye göre değişti. Ekstrüzyon yönünü tanımlarız ve OK ile katı modeli oluşturabiliriz. Şimdi browser penceresinin yapısına dikkatinizi çekeceğim. Dikkat ederseniz bir unsur yarattık. Feature karşılığı olarak unsuru kullanacağız bu alıştırma setlerinde. Ve bu unsurun üzerine gelip işaretlediğimde çizim ekranında bu unsuru görebilirsiniz. Biraz önce eskiz ikonum burada yer alırken şimdi unsur ikonunun hemen altına geçmiş oldu. Bu eskizin bu unsur işleminde kullanıldığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla parça modelleme ortamında browser penceresinde parçayı oluşturan unsurlar ve onların altında da bunların yapı taşları olan eskizler listelenir. Dolayısıyla parça modellemeye eskizlerle başlayıp sonra katı komutlarıyla ilk katımızı oluşturduktan sonra diğer katı oluşturma komutlarıyla devam edip parçamızı final hale getirebilirsiniz. Örneğin daha sonra detaylı göreceğiz ama yuvarlama komutuna girip bir kenar seçebilirim ve verdiğim radyusu da o kenarın yuvarlanmasını sağlayabilirim. Bu şekilde katı modelleme mantığı iki boyutlu eskizlerden başlayarak sonra bunların katıya dönüştürülmesiyle devam eder. Daha sonra diğer eskiz ya da katı modelleme komutlarıyla modelinizi tasarımını gerçekleştirebilirsiniz.